Ay Nurten Hanımcığım. Alo. Merhaba Nurten. İyi geceler Dilara Hanım. İyi geceler Nurten Hanım. Çok beğenerek izliyorum. Ah ne güzelsiniz. Ne... İki Kıvancı da öpüyorum. İkisinin arasında direkt tutarsanız çok sevinirim. Ay iyi ki hatırlattınız Nurten Hanım. Evet direkt tutun. Ay, bir dediğim 1000 tane tutarım. Hele böyle 2 tane pırlanta Kıvancın arasında. Ya. Çok güzel görünüyorsunuz şu anda ekranda. Kutlarım sizi. Teşekkür ediyorum anneciğim. Ben ilk defa seninle telefonda konuşuyorum bu arada. Canım benim. Bunu kim yaptıysa bunu öğrenmek istiyorum. Kim vallahi biz çok mutlu olduk. Aa. Nurten Hanım, Erdem Bey'e sordum nasıl bir evlat diye ki siz de başka bir şey söylemeyeceksiniz eminim ama güzel bir mutlaka anınız vardır. Bizimle paylaşırsanız biz çok seviniriz. Evlat olarak. Eyvah. Eyvah. Yok güzellerden böyle burada eyvah diyor şimdi Kıvanç ama. Anne bitirme bizi. Şimdi şöyle söyleyeyim Dilara Hanım. Kıvanç'ın bir defa dünyaya gelmesi çok güzel bir şey benim için. Evet. Hiç unutamadığım bir andır o. Onun her anı, şu ana kadar yaşamış olduğu her saniyesi benim için çok güzel anılardan ibaret. Onu çok seviyorum. İnanın şu anda çok heyecanlıyım. Oğlum herkesin evladı tabii ki kendisine çok değerlidir. Ama bunu içtenlikten söylüyorum ki oğlum benim için çok özel bir çocuk. Onu Allah'ın bana vermesinden dolayı inanın ben her gece Allah'a teşekkür ediyorum. Onun saygısından, evlat olarak bizlere göstermiş olduğu hürmetten, aile bağlarından dolayı çok mutluyum. Onu çok seviyorum. Söyleyebileceğim çok heyecanlıyım şu anda. Yeter anne. Bir canlı yayına bağlanıyorum. Fark ederseniz sesim de şu anda titriyor. Onu seviyorum. Hayatımdaki yaşamış olduğum en büyük gurur ilk önce sen ve babamdan dünyaya gelmek herhalde. Canım çok teşekkür ederim. Ah ne diyeyim bilemedim. Yani ben çok mutluyum Nurten Hanım. Ben bir tek şey ilave etmek istiyorum Dilara Hanım. Estağfurullah. Ben diyorum ki inşallah kendine de kendin kadar hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Amin. Kendine de. Bütün istediğim o. Ah ne güzel. Ne güzel dilekler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar size. Anacığım, iyi ki sizin sayenizde bir yarışmaya katılıp siz de bize Kıvancı kazandırdığınız için, Türk halkına kazandırdığınız için, bunu hissettiğiniz için ve böyle bir evlat yetiştirdi. Sadece ama Kıvanç değil, ben Kıvanç'ın abisini de tanıyorum. Kardeşlerini en azından Kıvanç Tatlıtuğ'dan dinledim. Onları da şahane bir Kıvanç kadar yetiştirdiğiniz için sizin ellerinizden öpüyorum. Size saygı sonsuz. Bir şey söylemek istiyorum. İnanın herkes için evlatları çok değerlidir. Doğru. Ama ben inanıyorum ki kendime göre sanıyorum bütün evlatlarımı iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Öyle. Yani elimizden geldiği kadar anne ve baba olarak onlara her şeyin doğrusunu, en güzelini vermeye çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Olmuşsak da Allah'a çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Allah nasip etti. Allah isterse her şey oluyor hayatta. Öyle, öyle Nurten Hanımcığım. Annem bir tanesin. Ben teşekkür ediyorum. Anneniz, iyi ki katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bizi sakın bizden ayrılmayın. Anne baba çok çok selamlar. Ellerinizden öpüyorum. Canım Kıvanç Kasabalı'yı da çok öpüyorum buradan. Ben de çok öpüyorum sizi. O da çok mükemmel bir insan. Oğlumla olan dostluğundan dolayı da çok mutluyum her ikisinin dostluğunda. Maşallah. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler anne. Ay ben anne. Ah ne güzel. Annenin sesi ne kadar genç. Neler hissettim. Annem bir tane ya. Annem babam bir tane. Annen kaç yaşında? Orada konuştukça içim bir hoş oldu yani. Ben ilk defa kendileriyle bir televizyon programında telefonla konuştum. O yüzden birincisi onun burada hala... Burada bir sürü ilk var zaten şu an değil mi? Onun hala şokunu yaşıyorum. Ben de. Yani onlar söylemeye gerek yok. Her evlat için geçerlidir. Diyor. Ana baba ana babanın yeri tartışılmazdır hiçbir zaman için. Fakat benim annem babam hani dediğim gibi her şeyi hayatım boyunca sağ olsunlar, var olsunlar, ne yaptıysam bunun içerisine profesyonel basketbol yaşantım da dahildir. Yurt dışında kalmış olduğum süre dahildir. Türkiye'ye dönme hayatım için vermiş olduğum dönüm noktası kararlarımda hiçbir zaman beni sıkmamışlardır. Hep uzaktan hani atın dizginlerini çok fazla sıkmazsın ama çok da bırakmazsın ki. Yani orta yolu vardır ya böyle, her zaman kontroldeler. Ama bütün kendi kararlarımı kendim vermemi sağladılar. Bana bu hakkı tanıdılar. Öncelikle bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Helal olsun, valla alkış yani. Alkış çok güzel.